Günaydınlar. Oksijen.tv'de Güne Bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Dün yaptığımız gibi ve hafta içinde her gün yapacağımız gibi pazartesi gününden cuma gününe kadar yerel basının gündemini bu stüdyolardan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hemen ben Parantez Gazetesi'yle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz yayınımız çok kısa bir zaman önce başladı. Dolayısıyla stüdyomuzda konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Parantez Gazetesi'de ağırladığımız konukların yayınlarımıza ilişkin görüşlerini belirten bir başlık atmış. Oksijen.tv basına yeni bir soluk getirdi haberiyle bu durumu manşetlerine taşımış. Evet, parantezde bir başka alt başlık, yine bir başlık manşet olarak da Faruk Özlü'nün AK Parti Belediye Başkanı adayı, Düzce Belediye Başkanı adayı Faruk Özlü'nün projelerini anlatan bir manşet yazısı var. Hemen okumak istiyorum size. Projelerimiz 56 mahalleyi kapsayacak. 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, Akınlar ve Sarayyarı mahallelerini ziyaretinde 56 mahallemizin tamamını kapsayan çok önem verdiğimiz ve örnek teşkil edecek bir proje çalışmamız var. 25 Şubat'ı bekleyin diye gazete bu haberi, bu anonsu vermiş. Aslında tüm siyasi partilerin yerel seçimler yaklaşırken projelerine ilişkin, vaatlerine ilişkin programları açıklanmaya gün içinde devam ediliyor. Zaman içerisinde devam ediliyor. Biliyorsunuz hemen hemen her gün, her yerde siyasi parti adayını görmek çok mümkün. Evet, Parantez Gazetesi'nde gösterebileceğimiz, okuyabileceğimiz bir başka haberde yine Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin başarıya imza attığı operasyonlardan bir tanesi. 30 yıldır yürüme güçlüğü çeken hastayı sağlığına kavuşturdular. Hemen ona ilişkin alt başlık haberini size okumak istiyorum. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Erdem Değirmenci ve ekibi 30 yıldır yürüme güçlüğüm ve ağrı ile yaşayan hastanın her iki kalça eklemini tek bir operasyon yaparak sağlığına kavuşturdu diye haber işlenmiş Parantez Gazetesi'nde. Ele alacağımız bir başka gazete Düzce'nin Sesi Gazetesi. Orada da yine Oksijen TV'nin açılışına ilişkin kutlama mesajları var. Parantez Gazetesi'nin o bölümü okuduğum için bunu şimdi bu gazetede tekrar etmek istemiyorum. Hemen altında yine manşet bir haberimiz var. Bizim ittifak talebimiz yok. AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü'nün bir açıklaması. Aslında bu açıklamanın çok önemli bir detayı var. Aslında ona değinmek istiyorum ama hemen alt başlıkta bunun biraz mesajını da vermek istiyorum size. Son günlerde siyasi kulislere bomba gibi düşen Cumhur İttifakı'na ilişkin olarak AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü Oksijen.tv ekranlarına açıklama yaptı. Cumhur İttifakı ile Türkiye genelinde çalışma yapıldığını hatırlatan Özlü, bizim teşkilat olarak Ankara'dan bu yönde bir talebimiz yok. Genel merkez değerlendirecek dedi. Özlü ayrıca toplumda karşılığı olan isimlere belediye meclis listelerinde yer verileceğini söyledi. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz partilerin özellikle seçim süreci içerisindeki hareketleri hep projektörler altında. Cumhur İttifakı da, Cumhur İttifakı konusu da bunlardan birisi. Özellikle AK Parti ve MHP arasındaki ittifak çalışmalarında merkez ilçe mi yoksa diğer ilçeler mi bu kapsam içerisine girecek? Bu çok önemli bir tartışma konusu. Sanırım ilerleyen günlerde buna ilişkin haberleri gazetelerimizde okumaya devam edeceğiz. Yer alacaktır diye umut ediyorum. Evet, bir başka haber Düzce'nin Sesi gazetesinde Etvan Tur. Dün İstanbul'da gerçekleşen bir fuar aslında bu. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa olarak katıldıkları fuardaki haberin detayları girmiş. Ben hemen okumak istiyorum bir bölümünü. Macera, alternatif spor ve turizm sektörlerini içeren Etvantur Macera Turizmi ve Spor Fuarı İstanbul'da başladı. Değerli izleyenlerimiz, bu fuara Düzce Belediye Başkanı Sayın Dursun Ay da katıldı. Muhtemel yarınki gazetelerde Dursun Ay'ın bu fuardaki izlenimlerini sizlere aktarmış olacağız.
Bir başka gazetemiz Günaydın Gazetesi. Hemen Günaydın Gazetesi'nde de az önce okuduğum gibi kutlamayla ilgili mesajlar devam ediyor. Tekrara düşmemek adına bu bölüme girmek istemiyorum. Hemen bir başka burada aktarabileceğim haber size. Gençler Türkiye'nin geleceğini konuştu. Evet, aslında bu zaman zaman yapılan çalıştaylardan bir tanesi. Ancak bu çalıştaya bu kez gençler katıldı, öğrenciler katıldı. Hemen alt başlığını okumak istiyorum sizlere. İlimizin çeşitli liselerinden katılan 65 öğrenciyle 5 farklı temada beyin fırtınası gerçekleşti. Kongrede lise seviyesindeki gençlerin hem Türkiye hem de dünya gündemi hakkında konu başlıklarına fikirlerini beyan ettikleri açıklanmış gazete haberinde. Aslında bu türlü çalıştaylarda gençliğin, Türk gençliğinin, öğrencilerinin görüşlerini dile getirmeleri çok önemli diye düşünüyorum. Evet, yerel gazeteleri okumaya devam ediyoruz. Bu kez elimde Düzce Postası gazetesi var. Düzce Postası gazetesi manşetine az önce parantezde okuduğum bir haber. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin gerçekleştirdiği bir haber. Düzce Postası manşete çıkmış. Yine bir ilke imza attılar başlığıyla. 30 yıldır yürüme güçlüğü çeken hastanın kalça eklemleri üniversite hastanesindeki tek bir operasyonla yenilendiği şeklinde bir haber. Hemen altında Düzce Postası'nın tekli eğitim başladığı şeklinde bir haberi var. Onu da okumak istiyorum sizlere. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ikili eğitimden tekli eğitime geçti. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ortaokul öğrencilerinde yeni binalarında ziyaret ettiği şeklinde. Aslında eğitim sistemine ilişkin burada biraz eleştiri anlamında hala oturmayan bir sistemin gazetelere yansımasıydı bu. Onu da belirtmek isterim. Evet, Düzce Postası'ndaki bir başka haber yine Düzce Üniversitesi'nde Balbay'a ilişkin bir haber. Başhekim Balbay'a ilişkin bir haber. Biliyorsunuz bir süre önce Düzce Üniversitesi tarafından topluma açılma, toplumsal yararları ön plana çıkarmayı amaçlayan bir proje geliştirildi. Açık Kapı Günleri. Düzce Üniversitesi'ndeki şeffaf ve katılımcı yönetim kültürü gereği sağlık uygulama ve araştırma hastanesinde düzenli olarak gerçekleştirilen günlerden bir tanesinde başhekim Mustafa Balbay ziyaretçilerle yan yana geldi ve onların sorunlarını, önerilerini dinledi. Evet, yerel basında bir başka gazetemiz Düzce Damla Gazetesi. Damla Gazetesi aslında iyi bir gazetecilik örneği göstererek dün akşam saatlerinde belli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bugün Düzce'de olmasına ilişkin haberi manşetlerine çıkarmış. Bugün Düzce'de haberin başlığı bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirecek demiş Damla Gazetesi haberinde. Tabii siyasetin böylesine yoğun olarak sürdüğü dönemde özellikle AK Parti hükümetinin bakanlarının Düzce'ye gelmesi çok olan ve bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, çok özel bir haber var. Damla Gazetesi'nde engelli vatandaşlarımızla ilişkin mutlu çarşambalar geçiriyorlar diye bir başlık. Hemen altında şu satırlara yer verilmiş. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen Mutlu Çarşamba projesi kapsamında Düzce'de 100 engelli öğrenciye spor yapma ve sosyal aktivitelerde bulunma imkanı getiriliyor. Bu çok şanslı bir haber. Aslında Düzce'de geçmiş dönemlerde pek olmayan engellilerin sorunlarına yönelmesi ve onların sosyal rehabilitasyonu ilişkin çalışmalar toplumsal gündeme, kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Bunu da çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Evet, bugün ele alacağımız son gazete Manşet Gazetesi. Manşet Gazetesi bir araştırma haberine yer vermiş sayın izleyiciler. Hemşehrim memleket nere? Hemen altını okumak istiyorum sizlere. Düzce'de yaşayan ancak memleketi farklı olan vatandaşlara yönelik yapılan TÜİK araştırmasına göre Düzce nüfusunun %76'sı Düzceliyken %24'ü diğer il nüfusuna kayıtlı. Düzce'de en çok Sakaryalı yaşarken
Düzcililerin en fazla ikamet ettiği yer ise Türkiye'deki kentlerden bahsediyor. İstanbul'da olduğu açıklandı. Biliyorsunuz Düzce göç alan ve göç veren, aslında kozmopolitik, zengin mozaiği olan bir kent. Dolayısıyla diğer kentlerdeki insanların Düzce'ye gelmeleri ve Düzce'de bulunan insanların da Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşamasına ilişkin TÜİK araştırmasının bir sonucuydu bu. Evet, Vahşet Gazetesi'nde bir başka haber, etiket uyanıklarına dikkat. Aslında bu haber Düzce Valiliği'nin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yaptığı açıklamanın bir yansıması. Gazetede bunu değerlendirmiş. Dün de biraz bahsettik. Özellikle marketlerde ve manavlarda ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatlarının aynı olmasına ilişkin bu konuda tüketicilerin dikkatli davranmasına dönük olarak valiliğin yaptığı bir araştırmaydı, bir uyarıydı. Bunu da gazete birinci sayfasına haber olarak vermiş. İlginç bir haber. Aslında ilginç bir haber şuradan kaynaklanıyor. Ambulanslar kazalara gider. Ama ambulans kaza yaparsa, işte bu da bir haber oluyor. Manşet gazetesi de bunu yazmış. Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Alınan bilgiye göre BS idaresindeki plakayı okumayalım. Ambulans içinde bulunan hastayı Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürürken Barbaros kavşağında otomobille çarpıştı. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek yok. Trafik başlı başına zaten bir vaka. Maalesef trafik canavarı. Ama şunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Trafik kuralları içerisinde herhangi bir karayolunda ambulansın her zaman geçiş üstünlüğü vardır. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Ambulanslar bizi zor durumumuzda alıyor. Yani yaralıyı, hastayı en acil servise ulaştırmak için görevli olan araçlar. Dolayısıyla diğer araçların araç geçişlerinde ambulanslara öncelik vermesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli izleyiciler, Güne Bakış'tan bugün de bu kadar. Pazartesi sizlerle beraber olacağız. Yayın saatlerimizde şu aralar belki biraz oynamalar oluyor ama şunu aklınıza yazmanızı istiyoruz. Hafta içinde pazartesiden cumaya kadar her gün saat 10'da yerel basını Oksijen.tv stüdyolarında okumaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.